Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Photoscape X ile resimlerimizi toplu halde nasıl düzenleriz bunu öğreneceğiz. Şimdi yukarıda Batch bölümüne geliyoruz. Öncelikle sonrasında bu sol taraftan resimlerimiz neredeyse o klasörü buluyoruz. Zaten bulduğumuzda aşağıda bunların küçük bir ön izlemesi gözükecektir. Şimdi bu resimlerin tümünü şöyle bir seçiyorum. Ve sürükleyerek sağ tarafa bırakıyorum. Birincisinde şöyle bir kuş resmim var. ikincisinde manzara. Üçüncüsünde sevimli kedilerimiz var. Yine bir manzara. Sonuncu resmimizde yine bir manzara var. Şimdi gelelim bu resimlerimizi sağdaki araçları kullanarak toplu halde düzenlemeye. Şimdi burada önemli olan şey burada herhangi bir araç ile oynadığımız anda tüm resimlerin ayarlarıyla da oynamış oluyoruz. Misal crop'a geliyorum. Crop kırpmaktır. Bunu aktif hale şöyle bir getiriyorum. Burada çeşitli değerlerimiz var. Örneğin şu 3. bölümde ne diyeyim ben mesela 250 değerinde bir kırpma işlemi gerçekleştireyim. Bakın bunu birazcık daha artırmak istiyorum. Şöyle 500 değeri giriyorum. Yani dikkat edin şöyle kenarlardan bunda bir kırpma yapmış olduk. Şimdi diğer resimlere dikkat edin. Diğer resimlerde de aynı anda kırpılmış oldu. Tabii kuşumuzun burada artık kuyruk bölümü de otomatik olarak gitmiş oldu. Bunu sıfırlıyorum şu anda. Tekrar eski haline alıyorum. Yani cropta kırpma işleminde nasıl bir kırpma belirlersek bütün resimler üzerinde de bu kırpma işlemi gerçekleşecektir. Gerçekten harika bir özellik. Ben şu an için burayı kapatıyorum. Resize'a geliyorum. Resize'da da bakın şimdi width vardır. Bu orijinali zaten orijinal halidir. Width genişliktir. Height yüksekliktir. Burada oran var. Kalın ee, uzun kenar var. Kısa kenar var. Ben burada ne kullanacağım? Şöyle bir 640'a 480 örneğin custom yani e, elle girilebilir bir ayar vermek istiyorum buraya. Örneğin 640'a 480 yapmış oldum. Şöyle bakın tüm resimlerimiz otomatik olarak küçültmüş olduk. Peki bununla kalıyor mu? Hayır. Sonra geliyoruz color'a. Color bölümünde eğer aktif hale getirirsek bakın renklerde otomatik olarak bazı ayarlamalar yapabiliriz. Sizler Tabii ki bu bölümde dilediğiniz ayarı bunun üzerine uygulayabilirsiniz. Eğer önceden uygulamış olduğunuz ayarlar varsa bunları otomatik olarak buraya aktarabilir. O nedenle sizler sıfırdan bazı ayarlamalar pekala yapabilirsiniz. Tabii bunu sıfırlamak için reset vardır. Bakın yukarıda. Buna tıklayarak tekrardan farklı ayarlar belirleyebilirsiniz. Misal ne diyelim? Kontrastı hepsinde artıralım. Bakın bütün hepsinin kontrastını artırmış olduk. Örneğin renk doygunluğunu hepsinin bir artıralım. Bakın hepsinin renk doygunluğu aynı anda artmış oluyor. Bunu şu an için şöyle bir kısmak istiyorum. Ne yapalım? Brightness, parlaklık örneğin. Gerçi biraz böyle bir etkilesin. Hafiften şöyle parlaklığını artıralım. Renk doygunluğunu artıralım ve kontrastını da şöyle biraz artıralım. Hepsinde böyle bir iz bırakmış olalım. İstersek HDR'ı da açıp çok daha canlı hale getirebiliriz. Ya da Magic Color'la da destekleyebiliriz. Şöyle Color'ı da bir kapatalım. Filtre'a gelelim. Filtre'larda da bakın Sharp'ın bölümü var. Biraz keskinliğini artırabiliriz. Bloom birazcık parlaklık katabiliriz üzerine. Bakın aynı anda yine hepsinde var bu. Dilersek minyet efekti de orta düzeyde veya yüksek düzeyde ekleyebiliriz. Bakın kenarlarında şöyle bir güzel bir minyet efekti oluşturmuş olduk. Bakın hepsinde var bu efekt. Burayı da şöyle bir kapatalım. Film bölümüne gelelim. Film bölümünde de çeşitli efektler vardır. Örneğin neye gelelim? Şöyle kir pas gibi bir görüntü var. Ya da eski fotoğraflar var misal. Şöyle hepsine eski fotoğrafı ekleyebiliriz. Ya, ya da doku da ekleyebiliriz üzerine fark etmiyor. Bir tane şöyle bir doku ekleyelim. Apply diyelim. Bakın hepsinde aynı dokunun eklenmiş olduğunu görüyoruz. Filmi de kapatıyoruz. Işığa geliyoruz. Işıkta da yine çeşit ışık efektlerini burada ekleyebiliriz. Bakın ne yapalım çok da aşırıya kaçmasın. Şöyle bir şey ekleyelim. Buradan aracı dilediğimiz yere değiştirelim şöyle. Apply diyelim. Bakın şöyle hepsinde yine aynı efekti vermiş olduk. Sonrasında insert'e geliyoruz. Insert'te de bakalım şöyle bir yapışkan ekleyebiliriz. Misal nasıl bir yapışkan? Şöyle gülme yapışkanı eklediğimiz anda bir bakalım hepsinde var mı? Evet hepsinde bunu görebilmekteyiz. Ayrıca ikinci kısma gelip yine üzerine filtreler, metinler veya benzeri araçları da ekleyebiliriz. tekste geliriz şöyle. Sol taraftan ne diyebiliriz örneğin? Resimler diyelim. Şöyle şunu da sol alt köşeye alalım. Hepsinde artık bu yazı da yine aynı anda bulunacaktır. Bunu da şöyle bir kapatalım. Frame var, çerçeve var. Şöyle yukarıdan ister şekil ekleyebiliriz hepsine. Bakalım şöyle bir şekil ekleyebilirim. Bir tane şöyle bir şekil ekliyorum. Bunun da rengini şöyle örneğin turuncu renkte yapmak istiyorum. Apply diyorum. Bakın hepsini bu hale getirmiş olduk. Tabi burada yeniden düzenleme yapmamız gerekebilir. Bu yazıyı şöyle biraz küçültmek istiyorum. Şöyle resimler tam ortada dursun. Şunu da biraz sağ alt köşeden küçültüyorum. Şöyle şuraya bir yer almak istiyorum. Bakın hepsinde yine aynı şekilde düzenlemeleri yapmış oluyoruz. Kayda geldiğimiz zaman yine aşağıda save'e tıklıyoruz. Bu bölümde nereye kaydedeceğimizi seçiyoruz. İstediğimiz formatı belirliyoruz. Şimdi önemli olan yer burada. Toplu halde çıkarımlarda ön ek vardır bakın, son ek vardır. Örneğin buraya batch demiş. Buraya siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. E sonrasında eğer bir isim eklemek, bir ek eklemek istiyorsanız Sonrasını da ekleyebilirsiniz. E burada batch demeyelim de ne diyelim resimler gibi bir ön ek verelim. Bakalım kendisi otomatik olarak bunu isimlendirecek mi? Burada tabii ki daha detaylı bir şekilde isimlendirme var. Bununla ilgili ayrı bir derste de düşünmekteyim. Şimdi okey diyorum. Hepsini şöyle çıkardığını görüyoruz. Kaydettiğim klasörü açtığım zaman bakın. E, i̇lk başa şöyle biraz yaklaşmak istiyorum. Resimler e, ekini koymuş. Sonrasında resimlerin diğer orijinal isimleri neyse bunlara eklemiş. Tabii eğer burası diyelim ki bir kedi resmi olsaydı resimler kedi, resimler manzara bu şekilde çıkartacaktı. Sağ tarafta benim orijinal isimleri var. Bir de önek eklemiş oldu. Ve bir resimleri de kontrol edelim hızlı bir şekilde. Tam ekran yapalım. Bakın şimdi sağa doğru geliyorum bütün resimlerimizde aynı şekiller, aynı yazılar, aynı buradaki hani yapışkanlar hepsi bulunmakta. Gördüğü üzere gayet güzel bir özellik. Böylelikle bir Photoscape X dersinin daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın diyorum.